Sayın seyirciler, bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Suudi Arabistan'la yeni dönem mi başlıyor? Dün biliyorsunuz kritik bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Veliaht Prens Selman Ankara'da görüştüler. Görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi öne çıktı. Bu yeni dönemin kodlarını İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman'la konuşacağız. Filiz Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Ankara Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyaretinde yeni işbirliği dönem vurgusu var. Neler görüyorsunuz bundan sonraki süreçte, sizce neler olur? Tabii aslında Trump dönemi Amerikan dış politikasının Orta Doğu'ya bakışıyla Biden dönemi Amerikan dış politikasının Orta Doğu'ya bakışı arasında temel bir farklılık var. Trump döneminde daha İran'ı hedef alan, İran'a karşı İsrail'in güvenliğini önceleyen bir dış politika var iken Biden bunu Rusya ve Çin ile değiştirdi. Yani Rusya ve Çin'in tehdit olarak algılandığı bir dönem başladı Biden iktidar gelişi. Tabii bu İsrail için ciddi bir sıkıntı yarattı ve sonrasında biz peşi sıra hem İsrail'in Arap ülkeleriyle ve Türkiye ile ilişkilerini daha iyi yöne getirme çalışmalarını gördük. Hem de diğer Orta Doğu ülkelerinin birbiriyle Türkiye'de dahil olmak üzere siyasi konulardaki uzlaşmazlıkları bir kenara koyup işbirliği alanları üzerine odaklanan bir siyaset izlediklerini görmeye başladık. Bu ülkelerden bir tanesi de Suudi Arabistan. Yine hatırlayalım, Trump döneminde ne zaman Suudi Arabistan Çin ile petrolü yuan üzerinden satma yönünde bir anlaşma yaptı. Biz peşi sıra Suudi prenslerinin tutuklandığını, derdest edildiğini gördük ve hemen arkasından o Trump'ın meşhur ikonik fotoğrafı geldi. Selman'la, Sisi'yle Trump'ın o küreye ellerini koydukları o fotoğraf gündeme geldi. Ama şu anda Biden döneminde hedef artık Çin'in Orta Doğu'daki rezervlere erişiminin kısıtlanması, yine Rusya'nın bu bölgedeki etkisinin azaltılması. Buna ilaveten İsrail'de ifade ettiğim üzere İran'la çok ciddi bir mücadele yürütüyor. Ve bu mücadelenin hem son dönemde İstanbul'daki İsrailli turistlere yönelik İran'ın operasyon yapma konusunda çıkan haberler ve Türk istihbaratıyla ortak çalışma yapması, hem de pek çok İranlı nükleer uzmanın peşi sıra ölüm haberlerinin gelmesi bize bu konudaki mücadelenin sert geçtiğini gösteriyor. İşte Suudi Arabistan'la Türkiye'nin hem ticari hem de siyasi pek çok konuda beraber hareket etmesi, yine İran'ın bölgedeki etkisinin azaltılması, ki Yemen faktörü burada önemli, enerji faktörü Çin'le ilgili meselede öne çıkıyor. Dediğim gibi siyasi konularda tabii ki hala çözümlenmemiş konular var. Ama fonksiyonalizm diye bir teori kullanılır uluslararası ilişkilerde. Aynı İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin mevcut siyasi anlaşmazlıklarını çözmekle uğraşmak yerine birbirlerinin ihtiyaç duyduğu konularda birbirleriyle beraber işbirliği halinde hareket etme, ki bu Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun ilk temellerinin atılmasıyla ve bugün Avrupa Birliği dediğimiz sürecin yaratımını gündeme getirmişti. Evet. Şimdi benzer hocam, bir yaklaşım ortada da izleniyor. Evet, siz aslında anımsattınız Trump'ın ve Selman'ın fotoğraflarını. Şimdi Biden da girecek Suudi Arabistan'a. Biden'ın tutumunu nasıl görüyorsunuz? Tabii Orta Doğu ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümü yönünde arkada gizli aktör tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Yani oyun kurucu burada gibi, yine Amerika mı? Sadece onu söylemek pek mümkün değil aslında. Hem Avrupa ülkelerinin bundan çıkarı var. Enerji güvenliğini sağlama açısından Katar'dan gelecek gazın çok önemi var. Buradaki rezervlerin Çin'e değil, ama Avrupa ülkelerine akmasının çok ciddi bir şekilde çıkarı olan Avrupa ülkeleri var. Bu noktada tabii ki Katar'a bugüne kadar izlenen olumsuz siyasetin biz bir anda çok olumluya döndüğünü gördük ve Katar'ın Çin'e söz verdiği rezervi Avrupa ülkelerinin başka bir ülkeye satmaması karşılığında Avrupa ülkelerine verebileceği gündeme gelmişti. Dolayısıyla buradaki parametrelerde sadece Amerika Birleşik Devletleri değil ama Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Çin'e karşı beraber hareket etme iradesi de var.
İsrail'in İran'a karşı cephe oluşturma hamlesi de var. Aynı zamanda Orta Doğu ülkelerinin İran'la mücadelesinde beraber hareket etme iradesi de var. Peki, Türkiye'nin kazanımlarından devam edelim. Şimdi zaten ziyaretler yapıldı. Bu ziyaretler kapsamında sizin ilk aklınıza gelen ne oldu? Türkiye ne kazanacak şimdi? Sadece enerji olarak mı bakmamız gerekiyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Fonksiyonalizm yaklaşımından bahsetmiştim. Orada evet. Aslında siyasi olmayan konulardaki işbirliğinin şöyle bir etkisi var. Bir güven zemini oluşturuyor. İlerleyen dönemde siyasi konularda da görüşme, müzakere edebilmek için taraflar o süreç içerisinde öyle bir işbirliği modeli geliştiriyorlar ki bir karşılıklı güven oluşuyor ve bu karşılıklı güven bir anlamda da karşılıklı bağımlılık oluşturuyor. Nasıl Türkiye ile Rusya arasında enerji konusundaki, ticari konulardaki işbirliği, her iki ülkenin birbirlerine pek çok konuda, siyasi konuda aynı yöne bakmamalarına rağmen çok sert çıkmamalarına yol açıyorsa, benzer bir durum bu Orta Doğu ile Türkiye ilişkilerinde de yaratma ihtimali çok yüksek. Biz buna spillover diyoruz, yani diğer alanlara teşmil etme etkisi diyoruz. Avrupa ülkeleri ilk başta kömür çelik birliği ile başladı, sonra atom enerjisiyle. Şu anda biz Schengen dediğimiz paranın, insanların, ürünlerin serbest dolaşımından bahsediyorsak, o iş ilk başta o kadar güvensizliğin olduğu, işte Alsace-Lorraine'in Fransa'ya mı Almanya'ya mı kaldığının belli olmadığı, o kadar keskin bütün Avrupa'nın yıkıldığı, birbirlerine nefretle bakması gerektiği bir dönemde şu anda Avrupa Birliği'nin mevcut durumunu konuşabiliyorsak, benzer bir durum Türkiye'nin Orta Doğu ile ilişkileri açısından da oluşturması çok olası. Sadece ekonomik alanda değil ama ekonomik alanda başlayan hamleler, işte enerji gibi, savunma sanayi gibi alanlar ki şu anda görüşülen konu başlıkları bunlar, ilerleyen dönemde gerek Doğu Akdeniz meselesinde bu ülkelerin alacağı tavır, belki önümüzdeki senelerde Kıbrıs meselesinde bu ülkelerin alacağı tavır, Karabağ konusunda bu ülkelerin alacağı tavır gibi belli başlı konularda da bir olumlu araç olarak kullanılması ihtimali de var. Bu da Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasına yol açacaktır. Pekala. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Hande Hanım. Savunma Sanayi Bakanlığı'nın liderliğinde geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA kırdığı irtifa rekorlarına yenisini ekledi. Bu kez 45.118 fit yükseldi. Gökyüzüne yükseldi, kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Türkiye'nin en büyük gurur kaynaklarından Akıncı TİHA 45.118 fit'te uçuş gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Bakanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşıdı. 2 adet 750 beygir motorla donatılan Bayraktar Akıncı modeli, en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran'da mavi semaya kanatlandı, 3. kez irtifa rekorunu kırdı. Test kapsamında 45.118 feet, yani 13.716 metre yükselen Bayraktar Akıncı B, 20 saat 23 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mesleki eğitim merkezleri hakkında konuştu. 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep'teydi. Gençlerin mesleki eğitimlerini destekleme işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız dedi. KASSA'yı uygulamasından önce hepinizin malum olduğu üzere mesleki eğitim bu ülkede çok güzel noktadaydı. İşte o güzel noktada olduğu zaman mesleki eğitim merkezlerindeki kayıtlı öğrenci sayısı
249.774 idi. Bugün katsayı uygulamasından önceki rakamı bile ikiye katlamış oldu. Dolayısıyla Allah'a şükür artık katsayı uygulaması 28 Şubat'ın mesleki eğitime yapmış olduğu tahribatları değil, yepyeni hikayeleri konuşuyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Sayın Bakanım, seçim protokolü üyelerimize teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu MOBESE kameralarından izleyen belediye çalışanının görevine son verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının MOBESE kameralarından kendisini izlediğini söyledi. Balat'taki karakolu izliyorlarmış. Ben de oradaydım. Misafirlerim vardı. Emniyet yetkilileri kamera odasına girdiğinde bu durumu fark etmiş dedi. Suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu gelişme üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı. Müfettişler konuyu araştırdı. Zabıta amirliğinde görevli işçinin gece 00.00 ile 00.05 saatleri arasında 5 dakika boyunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu izlediğini tespit etti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde 120 bin kameranın bulunduğunu belirtti. Personel hakkında da derhal gereği yapılmıştır açıklamasında bulundu. Büyük Millet Meclisi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Emekli maaşlarına yansıtılmak durumunda kaldı. Şimdi ben buradan hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hem yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de İyi Parti'ye buradan bir çağrı yapıyorum. Buyurun milletvekili emekli maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım. Şimdi gelen düzenlemede biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım ve kendi maaşlarında, şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklasın, kendi maaşında, emekli maaşında ne kadar artış olmuş? Bunu neden Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında artış varmış gibi ve Sayın Cumhurbaşkanımız kendini düşünüyormuş gibi bir algı oluşturmak kastı mahsusasıyla bunu yapıyorlar? Bu son derece art niyetli ve çirkin bir açıklama. Ha, bunun böyle olduğunu kendileri de biliyor. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu konu konuşuldu. Diğer CHP milletvekilleriyle, İyi Parti milletvekilleriyle bu konu konuşuldu. Yine CHP'den, İyi Parti'den, geçmişte diğer siyasi partilerden emekli olmuş eski milletvekilleri, ki siz de parlamento muhabirlerisiniz, buraya geldiler ve bu konuda ortaya çıkacak mağduriyetten dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Ve bu talep doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın kendi maaşında herhangi bir, kendi ödeneğinde herhangi bir artış talebi olmadığı halde ortaya çıkacak 3000 emekli milletvekili ve bunların aileleri de ortaya çıkacak mağduriyetten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir şeye rıza gösterdi. Dediğim gibi ben buradan çağrı yapıyorum. Buyurun Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer siyasi, yani HDP gelsinler. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak bunu daha önce ifade ettik. Dedik ki milletvekili emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım dedik. Buyursunlar, Cumhurbaşkanımızın ödeneğine endeksli olmaktan bunu çıkaralım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan kaynaklardan 4 yıl içinde 40 milyon metreküp doğal gaz çıkarılacağını açıkladı. Tüm hanelerin ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz dedi.
Kaynaklar yapıldı, borular hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, Karadeniz'de bulunan doğal gazı karayla buluşturacak ilk adım atıldı. Tarihi anlara Filyos Limanı ev sahipliği yaptı. Rezervi ana karaya taşıyacak olan boru hattının ilk parçası deniz tabanına yerleştirildi. Gözlerse doğal gaza kavuşulması hedeflenen 2023 yılının ilk çeyreğine çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 yıl içinde 40 kuyudan 40 milyon metreküp kaynak çıkarılacağını söyledi. Maksimum üretime ulaşıldığında Türkiye'deki her hanenin ihtiyacı karşılanacak, dedi. İlk fazda 10 kuyuyu tamamlayacağız. 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküplük bir üretim hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içinde de 10 kuyuyu 40 kuyuya tamamlayacağız. Böylece 40 milyon metreküp'e ulaşmış olacağız. Maksimum üretime ulaştığında Türkiye'deki hanelerin doğal gaz ihtiyacının hemen hemen tamamını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Sayın seyirciler, plastik tehlikesi büyüyor. Hem çevre, hem insanlar, hem de hayvanlar her geçen gün daha çok plastiğe maruz kalıyor. Okyanuslarda her yıl 14.9 milyon ton plastik deniz canlılarına geçerek besin zincirine dahil oluyor. Şu anda bir insansa haftada ortalama bir kredi kartı kadar plastik tüketiyor. Yanlış duymadınız, haftada bir kredi kartı kadar plastik tüketiyoruz efendim. 2060'ta insanların tüketeceği plastiğin ise 3 kat artacağı tahmin ediliyor. ...70 yıldır hayatımızda ucuz ve sağlam olduğu için kullanılıyordu. Her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Hatta okyanuslarda bile. PET şişeler, karton bardaklar, saklama kapları, bazen oturduğumuz sandalyeler, bazen çalıştığımız masalar, çatallar, bıçaklar bile plastik oldu. Deniz canlılarına geçerek besin zincirine bile dahil oldu. Tehlikenin adı plastik. İnsan sağlığına zararları çok fazla. Bu nispeten yeni keşfedildi. Hem doğaya zarar veriyor. Doğada kolay kolay kaybolmuyor. Ama doğaya verdiği zarar dolaylı olarak insana da yansıyabiliyor. Plastik 1950'li yıllarda hayatımıza girdi. Başta ucuz ve sağlam olduğu için kullanılıyordu. Yıllar geçti, farklı ülkelerde birbirinden farklı araştırmalar yapıldı. Araştırmalar sonucunda plastiğin doğaya nüfuz eden bir zehir olduğu ortaya çıktı. Plastikle ilgili yapılan son araştırmalar korkutuyor. Son yapılan araştırmaya göre bir kişinin haftada ortalama bir kredi kartı kadar plastik tükettiği söyleniyor. Bu oranın ise 2060 yılında şimdikinden 3 katı daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Plastik zehir saçıyor. Birçok hastalığa neden olabiliyor. Plastik insanları yavaş yavaş zehirliyor, kansere bile neden olabiliyor. Plastiklerin içerisinde bulunan bisfenol A maddesi içerdiği yoğun zehir miktarıyla kanser hastalığına doğrudan yol açabiliyor. Hormonlarımızı bozuyor. Hem üreme hormonlarını etkiliyor, hem insülin hormonunu etkiliyor. Kilo artışına yol açıyor, insülin direncine sebep oluyor. Daha ilerisinde şeker hastalığına sebep olabiliyor. Yani bir plastik nasıl kilo artışı yapabilir, nasıl şeker hastalığı yapabilir diye düşüneceksiniz. İşte bu yolla yapıyor. Aynı zamanda kansere de sebep oluyor tabii ki. PET şişeleri ve bu bardakları günlük yaşantımızda sıkça kullanıyoruz. Okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda. Ancak bu plastikler sanıldığı kadar masum değil. En çok mutfakta söylediğiniz gibi şişe, saklama kapları, içecek ve yiyecekleri sakladığımız kaplarda kullanıyoruz. Ucuz, hafif, kullanımı kolay, evet bu doğru. Ama bu plastik bu yiyeceklerle birlikte vücudumuza da girebiliyor. Uzmanlarsa uyarıyor, plastik yerine cam ya da porselen kullanın. Plastik yerine cam ya da porselen, diğer saklama kaplarını ve özellikle ısıtmak için de diğer bu saydığım saklama kaplarını kullanmalıyız. TV100'de yayınlanan Eşit Ağırlık programında Hilmi Daşdemir, Profesör Doktor Ersan Şen'e Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifinde bulundu. Şen ise çoban ateşleri yakılırsa neden olmasın dedi. Gerçekten bu ülkenin milli muhalefet yapacak birilerine ihtiyacı var.
Milli yerli solcuya ihtiyacı var. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ancak Millet İttifakı'nın adayı henüz belli değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıksa da kulislerde birçok ismin adaylığı konuşuluyor. TV100'de Erdoğan Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu Eşit Ağırlık programında kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Profesör Doktor Ersan Şen'e adaylık çağrısı yaptı. Elinde ateş, gözünde ışık olduğuna inanan bir kitle var hocam. Muhalefetin millilik noktasında sıkıntısı var. Gel ortaya çık ve gerçekten diyorum, gerçekten bu ülkenin milli muhalefet yapacak birilerine ihtiyacı var. Milli yerli solcuya ihtiyacı var. Yerli muhalefete ihtiyaç var. Hoca'ya adaylık mı teklif ediyor? Evet. Ersan Şen ise bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Eğer çoban ateşlerini yakarlarsa, yani, biz de öyle bir ortam görürsek elbette milleti kırmayız. Yani böyle bir şey var mı? Çok rica ederim. Neyse, bu ülkenin her yerinde, her taşında, her insanla hizmet etmeye buradaki herkes hazırım ve bizi izleyenler herkes hazırdır. Hocam, kim ne yapabilirse... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Düşüşün kur baskısının azalmasıyla birlikte başlayacağını söyledi. 2022'nin ilk yarısı geride kaldı. Yıllık enflasyon 24 yılın rekorunu kırdı. Yıllık %73,50 oldu. Gıdadan tekstile, akaryakıttan konuta kadar her kalemin fiyatı günden güne arttı, vatandaşın alım gücü düştü. Umutlandıran haberse Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. Nebati, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı, azalan dış finansman ihtiyacıyla birlikte düşüşün başlayacağını söyledi. 90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz. Azalan dış finansman ihtiyacıyla birlikte enflasyon üstündeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz. Değerli izleyenler, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ekranlarınızda da görüyorsunuz, son dakika gelişmesi olarak aslında beklenti yönünde geldi. Karar %14'te sabit tutuldu. Merkez Bankası faiz kararını dediğimiz gibi bu ay içinde %14'te sabit tuttu. Metnin genel özelliklerine bakacak olursak da etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleşmiş. Dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmektedir denildi. Aynı zamanda artan enflasyona da dikkat çekildi. Şimdi konuyu ve Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomist İbrahim Derici ile konuşacağız. Sayın Derici, yayınımıza hoş geldiniz. İbrahim Bey, duyabiliyor musunuz? Sesiniz az geliyor bana. Biraz açabilirlerse arkadaşlar. Tamamdır. Biz sizi hemen dinleyelim. Faiz kararını sabit tutuldu. Sesinizi ben tam alamıyorum. Herhalde yayında bir teknik sorun var. Siz benim sesimi duyuyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. İbrahim Bey, faiz kararını yorumlayabilir misiniz acaba? Şu an az da olsa sesiniz geldi bize bana. Önce iyi yayınlar diliyorum. Kolay teşekkürler. Gelsin. Çok sağ olun. Merkez Bankası %14'te beklendiği gibi faizleri sabit tuttu. Doğrusu şimdi bu beklenenin ötesinde bir de ne yönde açıklama yapacağı bekleniyor. Yani bu faiz kararı sabit tuttuğunda daha öncekilerde olduğu gibi bunun bu hem küresel çapta hem de ülkemizdeki ekonomik gelişmelerde ne yönde bundan sonraki atacağı adımlarla ilgili ipucu vermesi açısından yapacağı açıklamalar önem taşıyor. Biliyorsunuz bazen bu faiz kararlarının faizin bu sefer ki %14'te pas geçilecek genel bir beklentiydi. Ancak bazı ekonomistler de son birkaç aydır ticari kredilerdeki faiz oranlarının artmasından kaynaklanan acaba Merkez Bankası bunu faiz oranlarını belki de düşürme yönünde bir karar olabilir mi diye de beklentiye girmişlerdi.
Ancak hepimizin doğrusu pas geçeceği yönündeydi. Öyle gerçekleşti şu aşamada. Peki Sayın Derici, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed biliyorsunuz ki rekor bir artışa gitti. Avrupa Birliği ülkeleri de faiz artışına devam ediyor. Onlar arttırırken bizim sabit tutmamız piyasayı daha da mı olumsuz etkiliyor? Şimdi biz bir politika değişikliğine gittik. Özellikle geçen 2021 Aralık ayından beri Türkiye'de biliyorsunuz artık üretim, yatırım, istihdam ve ihracat merkezli ve büyümeye odaklanmış bir politika değişikliğine gittik. Burada enflasyonun bu derece yükselmiş olması karşısında enflasyonla mücadelede bir tarafta üretimi artırma, bir tarafta da satın alma gücünü yüksek fiyatlardan etkilenenlerin satın alma gücünü koruma amacıyla işte maaşlarına enflasyon oranında ve hatta daha fazla artışlar yapma yönüyle bir politika bu. Şimdi diğer ülkelerin, şimdi adı geçen ülkelerin hemen hemen hepsi gelişmiş ülkeler ve gelişmiş Amerika ve Avrupa'daki ülkeler. Onların bizim gibi bir cari açık sorunu yok. Ve bu ülkelerin enflasyon mücadelesinde faizleri artırmaları, ekonomik büyümeyi yavaşlatmaları belki bir miktar tolere edilebilir. Ancak onlar da faizleri artırırken şu sıra görüyoruz ki hepsi bir ortak şekilde bir resesyon endişesine girdiler. Yani ekonomiyi yavaşlatmak ve işsizliğin artmasına sebep olmak, büyümeyi yavaşlatmak acaba doğru bir karar mı değil mi diye endişeler duymaya başladılar. Özellikle Amerika'da yani resesyon endişesi boy gösterdi. Yani değişik kuruluşlar bunu açıkça dile getiriyorlar. Bu yüzden de dikkat ederseniz son zamanlarda resesyon beklentisi piyasalarda fiyatlandı. Enerji fiyatlarında, emtia fiyatlarında son 1-2 haftadır önemli düşmeler görülmeye başlandı. Yani biz daha farklı bir politika izliyoruz. Ve biz bu politikaların sonucunda da inşallah daha büyüme, yani dünyadakilerden farklı olarak yüksek büyümeyle, yüksek ihracatla pozitif ayrışacağız diye düşünüyorum. Enflasyon mücadelesinde de önümüzdeki yılın ilk aylarında inşallah çok daha makul seviyelerde bir enflasyon rakamıyla karşılaşacağız diye düşünüyorum. Milyonların gözü Temmuz ayında yapılacak olan ara zamda. Enflasyon farkıyla belli olacak zam oranı ise büyük merak konusu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulundu. %40 seviyelerinde olacağını düşünüyorum dedi. İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve içinde bulunduğumuz zaman... Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuştu. %40 seviyelerinde gerçekleşeceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete yapılacak zamı değerlendirdi. Kurtulmuş, %40 seviyelerinde olacağını düşünüyorum dedi. Vatandaşımızın gelir seviyesinin artırılması için çalışılıyor. Önümüzdeki güncel konulardan biri de Temmuz ayı ile birlikte emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım güçlerini daha yukarı çıkarmak için %40'lara yakın bir dokunuş burada gerçekleştirilecek. Asgari ücretlilerle ilgili bir dokunuşun yapılabilmesi. Kurtulmuş'un açıklamalarına göre %40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 1700 lira zamlanarak 5950 lira seviyesine yükselecek. Değerli izleyenler, haberimizde de izlediniz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş açıkladı. Temmuz ayında asgari ücrette %40 zam olabilir dedi. Şimdi konuyu ve daha fazlasını sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'la konuşacağız. Sayın Erdursun, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım, çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bu konuyu sizlerle beraber değerlendirmiştik ve siz de demiştiniz ki sabit ücretliye de en az %40 oranında zam yapılmalı diye. Belki de gerçek olacak diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü şu anda ülkemizde 6 aylık enflasyon rakamı 4 Temmuz itibariyle belli olacak. Şu ana kadar enflasyon Ocak ayında %11.10 olarak çıkmıştı. Şubat ayında 4.81, Mart ayında 5.46, Nisan ayında 7.25, Mayıs ayında 2.98. Yüzdesel olarak 5 ayda enflasyon %35.64'tü. Haziran ayı enflasyonu Merkez Bankası'nın tahminine göre 3.77
Ve 3.77 de gerçekleşirse şayet %40.8 civarında %40 bir artış gerçekleşecek zaten devlet memuru ve emeklilerde. Demek ki %40 paranın değeri kaybolmuş. Bu bir zam değil. İşte paranın kaybolan %40'lık değerinin telafi edilmesi anlamına geliyor. %10, %20, %30'lar da konuşuluyor. Ama %40 en az olması gereken rakamdır, orandır. %40 asgari ücret arttırılırsa şayet ve diğer ücretler aynı oranda arttırılırsa. Ne kadara geliyor rakam olarak? En düşük asgari ücret 5.954 lira olur, 1.701 lira. Asgari ücrete zam yapılmış olur ya da enflasyon farkı verilmiş olabilir. Hı hı. Şayet böyle bir durumda işverene aynı şekilde maliyeti de 1.626 lira olan maliyeti de 2.316 liraya çıkar. Yani asgari ücret bir taraftan artarken aynı zamanda devletin kasasına girecek parada da 690 lira ayrıca bir artış söz konusu olur. TV100'de yayınlanan Cengiz Lahtapot programında Cengiz Semercioğlu'yla Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kent lokantasını değerlendirdi. Özkök, öğrenciler için uygulamanın iyi olduğunu vurgularken Semercioğlu haksız rekabet olduğunu belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne öneride bulundu. Belediyenin işi lokanta açmak mı abi? Çünkü şundan dolayı diyorum. Bak, şimdi soru şu. Belediyenin işi lokanta açmak mı? Bence değil. Ama günümüz koşullarında doğru. Yani ben meseleye usulden itiraz ediyorum. Esastan önce. Ha, usul yani meselenin şeyinden itiraz. Belediyenin işi değil bu. Şimdi böyle bir ekonomik kriz yaşayan, böyle bir enflasyon yapan tamam. Ülkede bak, bu... belediyeler bunu yapıyor diye eleştirilebilir mi ya? TV100'de ekrana gelen Cengiz de Ahtapot programında Cengiz Semercioğlu'yla Ertuğrul Özkök gündemde öne çıkan başlıkları masaya yatırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde ilk kez açtığı kent lokantasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgede Çapa'da açtı ve 4 çeşit yemeği 29 liraya satmaya başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ve ilk olarak da öğrencilere Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu ikram etti, servis yaptı. Ama benim sadece, eleştirim var. Sadece öğrenciler değil, herkes açık bu. Benim eleştirim ne? Var. Mecliste milletvekillerine verilen yemekten daha pahalı yapmış. Doğru. Milletvekilleri yemeği çok daha ucuz yani. Burada 29 lira. Yani şimdi... Güzel, ben öğrenciler için yapılan şeyler... Çünkü hayat öyle bir hale geldi ki artık bak yani... Öğrenciler için belediyelerin bir şeyler yapması bence güzel yani takdir edilecek bir şey bu. Semercioğlu'nun uygulamayla ilgili eleştirileri vardı. Haksız rekabete neden olabileceğini söyledi. Yani Çapa'daki diğer lokantalar ve restoranlar ne yapacak abi? Haksız rekabet. Yani hiçbir restoran eğer hiçbir lokanta 4 tabak yemeği bugünün koşullarında 29 liraya satamaz. Büyükşehir Belediyesi başka yerden sübvanse ediyordur, başka yerden şey yapıyordur. Destekliyordur ve 29 liraya satabilir. Çapa'daki kim gidip ya diğer restoranda sen ne diyorsun ya? Yemek yiyebilir abi. Ya. Semercioğlu öğrencilerin desteklenmesi için belediyeye bir de öneride bulundu. Bence mesela bunu yapacağına inan öğrenciye bileti, İstanbul'da öğrenciye bileti çok daha ucuz yapsa bence daha iyi bir iş yapmış olur. Çünkü orada hani zaten yapsın, toplu taşıma belediyenin şeyi. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle benzin fiyatları da arttı biliyorsunuz ki değerli izleyenler. Bu nedenle Amerika'daki benzine 18 centlik federal vergi getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuyu değerlendirdi. Kongre çağrıda bulundu. Benzinde vergiyi kaldıralım dedi. Kongre'ye çağrı yaptı. Benzindeki vergi 3 ay askıya alınsın dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da artan benzin fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Biden, Ukrayna'daki savaşın petrol fiyatlarının artmasına sebep olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, galon başına 18 sent federal verginin getirilmesi kararını da değerlendirdi. Söz konusu verginin 3 ay boyunca askıya alınmasını talep etti. Şu anda kar için zaman yok dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı öne sürülen tahılları Türkiye'ye sattığı iddiasını kesin bir dille yalanladı. Böyle bir şeyin olmasına asla müsaade etmeyiz dedi. Aslında gayet basit, bu süreci takip etmekte kolay. 5-6 dolarlık bir programla hangi geminin nereden geldiği, ne taşıdığı, bunlar takip ediliyor. Kırmızı hat diplomasisi meyvesini verdi. Tahıl koridorunun kapısı aralandı. Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Kritik zirvenin ardından Azov Concord isimli Türk gemisi abluka altındaki Ukrayna'ya ait Mariupol limanından ayrıldı. Ancak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya ait tahılları Türkiye'de dahil başka ülkelere sattığı öne sürüldü. İddialar bize de geldi. Ukrayna tarafından da ara ara bu tür bilgiler geliyor. O iddia Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hassas bir şekilde davranarak gerekli araştırmayı yaptığını söyledi. Ukrayna malının illegal şekilde Türkiye'ye gelmesine müsaade etmeyiz dedi. Sonuçta biz bu iddialar neticesinde her iddiayı ciddiye alarak incelemelerde de bulunduk. Gemilerin hareket limanlarının ve ürünlerin menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu da gördük. Biz Ukrayna'nın tahılının ya da herhangi bir ürünün gayrimeşru bir şekilde, illegal bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz. Efendim, biraz da toprağa basmak gerekir demiş şair, ancak günlük yaşamımızda doğadan bir hayli koptuk, topraktan uzaklaştık. Vücudun elektrik yükünden kurtaran toprakla temasımız her geçen gün azaldı ve hatta Covid'de de bunun önemini sanki biraz daha iyi anladık. Uzmanlar sağlıklı bir gün, hatta yaşam geçirmek için toprağa basmayı, vücuttaki elektrik yükünü atmayı önerdi. Her tarafı taşlarla çevrili şehirler ve bu şehirlerde yoğun iş hayatı, okul telaşı vesaire. Topraktan gittikçe uzaklaştık, elektriklenmeye maruz kaldık. Vücudu elektrik yükünden kurtaran toprakla temasımız her geçen gün azalıyor. Ancak toprakla temas beden ve ruh sağlığı için oldukça önemli. Çünkü vücutta biriken elektriği atmanın en doğru yolu toprağa basmak. Uzmanlar vatandaşlara toprağa basmayı öneriyor. Çünkü topraklanmak parasempatik sistemi aktive eder. Bu da insanları gevşetir ve rahatlatır. Uzmanlar vücudumuzdaki elektriklenmeyi atmak için denize girmeyi, toprağa, ıslak çime ve kuma basmayı, hatta ağaçlara temas etmeyi, yani kısacası doğayla iç içe olmayı öneriyor. Araştırmalar da toprağın beden ve ruh sağlığı için önemine işaret ediyor. Örneğin bir alışverişte fazla vakit geçiren bir kişi çıkışta arabasının kapısına dokunduğunda o minik elektriklenmeyi hisseder. Bu bizi yorgun ve gergin yapar. Kamp yaparak toprak üzerinde uyuyanlardaysa yüksek tansiyonun hızla dengelendiği görülmüştür. Toprakla temasın depresyonu azaltmada ve kronik ağrıları hafifletmede olumlu etkileri daha önce yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Ayrıca topraklamayla, yani toprağa temas ederek yerküreden alınan serbest elektronlar birer antioksidan gibi çalışır. Koskoca yerküre koskocaman bir elektron havuzudur. Onunla temas ettiğimiz her anda meyve sebzeden aldığımız antioksidanlar gibi bir fayda sağlarız. Yani toprakta ne kadar çıplak ayakla yürürsek o kadar sağlıklı oluruz. Hangi ağrılar fıtığa bağlı, hangileri değil? Aslında evde yapılan birkaç testle ağrının sebebini bulmak mümkün. Her ağrının sebebi fıtık değildir. Her fıtık da ağrı yapmaz. Birkaç test var ki ağrının sebebini ele verebiliyor. Ortaya çıkan sorun fizyoterapi yöntemleriyle bertaraf edilebiliyor. Fıtıkların %98'i ameliyatsız yöntemlerle tedavi ediliyor. Belde, boyunda dinmeyen ağrılar. Son zamanlarda bir evde en az bir kişide işte bu sorun var. Önce sorunun ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Öne doğru eğilebilir miyiz Oktay Bey? Evet, bakın böyle öne doğru eğildiğin zaman, diyelim ki bakın, öne doğru eğilmeye başladınız. Şurada kalçanıza ya da bacağınıza vuran bir ağrı oldu. Ne kadar erken vurursa kalçaya ve bacağa o kadar büyük fıtığınız var demektir. Sağ baş parmağınızı kendinize çekin dediğinde, sağ baş parmağını eğer direnç almıyorsa, mesela bir düşsün Oktay, bırak. Böyle düştü diyelim baş parmak. Güç kaybı var ya da bu
verdiğimiz parmağın kuvvetini direnemiyor. O zaman bu ciddidir. Sırt üstü yatışta hasta ağrıyan tarafını ağırlığını bırakacak. Bir kişi alacak bu ayağı bu şekilde. Böyle kaldıracak. Düz bacak kaldırma testi deriz. Eğer ki bu düz bacak kaldırma testi 30 dereceye varmadan belde ve kalçada ağrıya sebep oluyor ve hasta dayanamıyorsa bu da ciddi bir fıtıktır. Bir de şöyle bir test yapabilir evde herkes, çok basit. Bir kişi gene gelecek pasif olarak. Hastamızın başını geriye doğru alacak. Geriye alıp sağa doğru çevirirsek, hasta çevirmeyecek bunu, biz çevireceğiz. Bakın sağa doğru çevirdim, bu kadar döndü. Sola doğru çevirdim, daha çok döndü, fark ettiniz mi? Ya fıtık olsaydı? Fıtık olsa az dönecek. Bu arada bunu sakın evde denemiyorsunuz. Bunu sadece uzman fizyoterapistler ve doktorlar yapabilir. Eğer yanlış bir hamle yaparsanız kişiyi felç edersiniz. O yüzden dikkatli olun. Böyle kolay işler değildir bunlar. Evet, şimdi buraya doğru yaklaşalım. Bakın şimdi boyundaki kilidi buldum. Duydunuz mu? Bir tık diye bir ses geldi. İşte bu ağrıların sebebi fıtık da olsa çoğu zaman ameliyata gerek kalmayabiliyor. Manuel yöntemlerle sorun çözülebiliyor. Manuel tedavi yöntemleriyle, fizyoterapi yöntemleriyle ya da birçok enjeksiyonla, ilaç tedavisiyle hocalarımızın yapacağı çözemiyorsak o zaman ameliyat oluyor. Ya da güç kaybı varsa, idrar kaçırma varsa, ağrılar artık dayanılmaz olursa ve hiçbir tedavi cevap vermezse ameliyat o zaman oluyor.